Nasılsınız, iyi misiniz? Şu anda San Francisco'da merkezinde Union Square'da Apple Store Union Square mağazasındayım. Sizlerle beraber canlı yayında yeni MacBook Pro'ları beraber bakalım istedim. Hadi gidelim içeri. Maskemizi kapatalım. Kamerayı da ters çevireyim. Evet. Yeni MacBook'lara bakalım. Devamında da AirPods 3'lere bakarız. Evet. Evet. Ben daha önce gelip biraz kurcaladım. Gördüğünüz gibi şurada var. 3 tane model koymuşlar. Evet. Şuradan 14 inç'e bakabiliriz. Yanında kimse yok. Mağazayı da şöyle göstermiş olayım. Bir kısmı kapalı ama açılacak herhalde. Şuradan evet. Şu an bakıyorlar. Onlara da bakarız biraz sonra. Başka da yok. Gördüğüm kadarıyla 3 tane var. Siparişleri almışlar herkes. En azından burada 3 tane var. Bu arada kendi şahsi fikrimi söyleyeyim. 16 inçler acayip ağır geldi bana. 14 inçleri de bilmiyorum. Şurada bakalım arkadaş. Evet, bir müsaade eden olursa bakacağız beraber. Direkt Apple internet sitesinde yazan modelleri almak isterseniz onlar hazır var. Ama bir özelleştirme yaparsanız onlar için bir ay sonrasına gün veriliyor. Onu da söylemiş olayım. Evet. Ankara'ya selamlar. Evet. Arkadaş, bir saattir boş duruyordu bu cihazlar. Neyse. Bunlar şu eskiler. Yalnız bu şeyi de söyleyeyim. Burada var mı? Ona bir bakayım. Eski MacBook Pro var mı? Yok. Yani eski 16 inç MacBook Pro olsaydı onu gösterecektim. Çünkü onun kasa tasarımı bence bu yenilerden daha güzel. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Yenilerden de işte 16 inçin dehşet bir ekranı var. Hey, how are you? I'm doing well. How are you? Thank you. I'm all about the visit, getting great pictures and stuff, but just for live recording, you can't record around, okay? I give it the permission? Yeah, you can't. No, even with permission, what happens is you have to get everyone's live consent. Okay. Like every single person in the store. Yeah, just want to No, it's okay. You can take a picture of it. It's just you can't live post video. Okay, tamam. Okay. Evet, arkadaş şey yaptı. Hemen şöyle hızlıca göstereyim. Şöyle de başlayalım. Evet, şu anda 14 inç MacBook Pro'yu görüyorsunuz. Şuradan da şunu göstereyim. Bakayım şunu tam ekran yaptığımda görünecek mi? Evet, gördüğünüz gibi buradaki şu çentik kayboluyor. Şöyle yaptığımız zaman da geri geliyor. Çentik çok rahatsız edici diyemem ama bu şekilde göstermiş olayım size aynı zamanda. Klavyeyi şöyle detaylı göstereyim. Şurada parmak izi okuyucu. Evet, bu 14 inç olanı. 14 inç aynı zamanda şuradaki portları da göstereyim size. HDMI, Thunderbolt, yani USB-C ve SD kart girişi var. Evet, nihayet çok beklenen
MagSafe geldi ve burada da iki tane yine Thunderbolt USB-C ve bir tane de 3.5 mm jack var. Evet. 14 inç ekran çerçeveleri bayağı incelmiş. Şöyle bir öncekiyle yan yana getireyim. Daha doğrusu MacBook Air'le 14 inç MacBook Pro'yu karşılaştırdığınızda bakın şuradaki MacBook Air yazısı da gitmiş burada. Şurada görüyorsunuz çerçeve inceliğini. Şöyle biraz daha göstereyim. Evet. Bu 13 inç MacBook Air. Bu da 14 inç MacBook Pro. Evet, şöyle kapatalım. Şu şekilde bakın. Eski MacBook'larda şöyle hafif oval bir yüzey vardı. Kenarları böyle hafif eğimliydi. Bunlarda ise daha düz bir yüzey sahip olmuş. Şöyle de MacBook Air'le yeni 14 inç MacBook Pro'nun kalınlığını karşılaştırmış olalım. Tabii ki birbirinin aynı cihaz değil. Onu